Devriyeler yolda 114. müfrezeden bir asker buldular. Hastaneye kaldırmışlar. Bu çanta da yanındaymış. Açılmış mı? Hayır. Hemen kaldırın. Müfreze gideli 8 gün oldu. Ertesi sabah onlarla iletişimimiz kesildi. Askeri hedeflerinden 100 kilometre uzakta buldular. Muhtemelen kaybolmuştu. Asker. Diğerleri nerede? Konuşmayacak mısın? Asker. Neler oldu anlatsana. Kasede mi çekiyor şimdi bu? Evet, ve pilsiz de çalışabiliyor. Babamda da aynından var, öyle mi? Onunla neyi çekeceksin bakalım? Şey, kendimi, çölü. Sizi, yani tüm müfrezeyi. Ne için peki? Televizyon için. Öyle mi? O zaman Sarıya'yı çeksene. Aramızda eli yüzü düzgün o var. Bana bulaşmayın artık. Yakışıklı bir şarkıcı var ya, ona benziyorsun. Adı neydi? Sinatra. Sino ne? Sinatra. Hadi beyler, iniyoruz. Halen hayattasınız değil mi? Hadi bakalım. Hadi, hadi çabuk. Beyler, generalin uçağı içinde 10 yolcusuyla birlikte kayboldu. Yerini tespit etmemiz gerekiyor. Tabii henüz kumların altına gömülmediyse. Bölgede direnişçiler yok belki ama çok dikkatli olun. Hadi bakalım, yolumuz uzun beyler. Marş marş. Tek sıra olun hadi.
Komutanım, bizim ufaklık yürüyemeyecek kadar bitkin. Pekala, duruyoruz. Beni iyi dinle. Burada olmayı hak edecek ne yaptın bilmiyorum ama buradasın işte. Ve diğerlerine ayak uyduracaksın. Anladım çavuş. Çavuşum, bağırmayı keser misiniz? Biraz sakin olsanız. Aslında haklısın Mialovic. O zaman sen taşırsın. Sen de kaldır poponu hadi. 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 Tamam. Tamam. Pislik herif. Rahat bırak çocuğum. Al biraz şundan iç. Teşekkür ederim. Yeter. Tamam. Teçhizatının kalanını bana ver. Sadece bu kaldı, taşırım. Hayır, taşıyamazsın, ver bana. Ama dayanamayacak gibi olursan da söyle. Senin adın neydi? Michel. Sarıya. Teşekkür ederim, bir şey değil. Hadi. İşiniz bitti mi hanımlar? Gidiyoruz hadi. Hadi çabuk ol. Kum tepelerinin üstünde ikişerli üçerli gruplar halinde nöbet tutacağız. Nöbetler 2 saat olacak. İlk Mialovic ve Luca. Sonra da Sarıya, Balon, Louis ve Max. Hadi bakalım Luca. Kalk hadi. Balon da bana kaldı. Balon hangisi oluyor? O şu keskin nişancım. Keskin nişan. Keskin nişancım. Öyle değil mi Balon? Adam bütün taburun toplamından daha çok Arap öldürebiliyor. Tam bir kasap yani. Balon! Bize maceralarını anlatsana biraz hadi. Geçen seneye kadar çavuştu aslında. Ama bir gün, hem de gündüz vakti, içkiyi fazla kaçırmış. Yerine kim geçti? Vekar mı? Evet. Daha kıdemlidir. Savaş sırasında Afrika'daki tüm bölüklerde savaştı ve eve dönünce gördü ki bildiği tek bir şey var. Savaşmak. Çin Hindi'ndeki savaşa da gitti ve şimdi burada. Çok acımasız bir heriftir. Kaç kişi ölürse ölsün ona hiçbir şey olmaz. Onun yanında olursan ölmezsin. Akademi mezunu bu pislik gibi değildir. Aynen öyle. Bu herif öyle kasıntıdır ki anlatamam. Sigaran var mı Louis? Hı-hı. Teşekkür ederim dostum. Kaçmamız gerekiyor. Hemen.
Teğmenim. Sekiz kişi var. Ama raporda 10 yolcu var denmişti. Dur da yardım edeyim. Bir tane daha var. İki kayıptan biri general mi? Komutanım. Telsizle bilgi geçeyim hayır, mi? Hayır. Önce tüm cesetleri bir bulalım. Max, sarıya ölüleri gömün. Diğerleri size çevreyi araştırın. Michel bakar mısın? Bir kere olsun bir işe yara ve enkazı kameraya kaydet de ölülerin kimliklerini tespit et. Emredersiniz. Devam edin. Güzel. Şimdi durun. Çantayı yere bırakın. Üstüne oturun lütfen. Silahınızı çıkarın ve temizleyin. Çok güzel oldu. Pekala, aranızda arkada görünmek isteyen gönüllü var mı? Çantayı korumak için mi? Fonda birileri olursa daha güzel olur. Pekala. Remy, sen gel bakalım. Neden ben? Hadi sen git, bizim çok işimiz var. Peki ne yapmam gerekiyor? Kum tepesinin orada dursan yeter. İşte orada, çok güzel. Ben motor dediğimde mataranı alıp su içmeye başlayacaksın. Ve Luca, sen de şu tarafa doğru geç. Tamam, şimdi dur. Çok güzel. Evet beyler. Ve motor. Luca! Hadi!
Hadi. Buradan gitmeliyiz, hadi. Komutanım, ne yapalım? Etraflarından dolanmalıyız. Bizi takip edebilsinler diye mi? Komutanım, telsiz çalışmıyor. Fransızlar gidiyor komutanım. Onlar elimizden kaçamıyor. O zaman sen Kerim'i de al ve nereye gittiklerine bak. Onu hemen gömün. Hadi gidelim. Komutanım, uçakta hiçbir şey yok. Komutanım, güneye doğru gidiyorlar. Komutanım, bunu siz de görmelisiniz. Kum fırtınası geliyor. Fransızları birkaç saat göremeyeceğiz anlaşılan. Sersemler.
Saraya! Saraya kalksana! Neler oluyor? Kalk hemen! Balon fırtınanın içine doğru gitti. Çantayı almak istedi. Vekar'ı uyandı. Bir sorunumuz var komutanım. Ne var? Balon kaçtı efendim. Balon! 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 Lanet olsun. Bu kum fırtınası yüzünden yönümü bile tayin edemiyorum. Bir an önce geri dönmeliyiz. Pusula da bozuldu. Bu çantayı teslim etmeliyim. Anladım. Sen adamları kurtarmaya gelmemişsin. Onun için geldim tabii ama şimdi bunu da götürmeliyim. Bak. Her ne olursa olsun bundan böyle benden başka kimse çantaya dokunmayacak. Anlaşıldı mı? Peki ya balon? O çantayı ne yapacaktı sence? Ne oldu Malaviç? Bilemiyorum. Galiba birini atladım. Bir direnişçi için çok küçük değil mi? Bırakın beni! Kes sesini. Sen çocuğu al ve ona göz kulak ol. Bıraksana! Ağzını baltlamamı istiyorsun. Yakınlarda bir köy olmalı. Dün gece rüyamda böyle bir şey gördüm. Saçmalamayı kes. Çok ciddiyim. Dün gece bir rüya gördüm. Ve balon rüyamda... Sen de söyledin Michel. O gördüğün rüyaydı. Bilemiyorum. Sence deliriyor muyum? Hayır. Çocuk burada yaşıyor olmalı. Fellahların köyü olabilir. Öyle olsa da fark etmez. Balonu bulmaya çalışmalıyız. Oturun bakalım.
Hepiniz oturun şöyle. Size oturun diyorum. Beni korkuttu. Bir anda önüme fırladı. Beni vuracağını sandım. Kazara oldu. Tamam, kes. Sus. Hadi cesedi başka bir yere götür, çabuk. Emredersiniz. Tamam. Komutanım. Silahlarınızı atın. Silahlarınızı atın dedim. Silahlarınızı atın. Atın hemen. Hadi at silahını. Silahlarınızı atın. Evet. Aranızda dilimizi bilen var mı? Tekrar ediyorum. Aranızda dilimizi bilen var mı? Çok geri kalmış bir yerdeyiz çavuş. Bana kalırsa burada... Saçma sapan konuşma. Hadi bilen var mı dedim. Dilimizi bilen yok mu? Komutanım. Gel buraya. Adın ne senin? Dauya. Dauya. Bu köyün adı ne? Atmis. Atmis mi? Söyle bakalım. O teröristler buradan mı? Bu köyde terörist falan olmaz. Sadece yaşlılar var. Öyle mi? O zaman köyün erkekleri nerede? Çevredeki kasabalarda çalışmak için gittiler. Öyle mi? Yani terörist değiller ha? Benimle oyun oynamaya kalkma. Teröristler nerede dedim? Vekar, kadının bir şey bilmediği belli. Sen ona uçağı ve balonu sor bakalım. Duymadın mı? Fransız asker gördün mü burada? Çölde gördüm.
Bir hafta kadar önce, birkaç gün önce ölmüş gibiydi. Eyüp, çocuk sizi cesetleri gömdüğümüz yere götürecek. Askerleri mezarlığa götür. Buranın muhtarı sen misin? Gardiyanıyım. Pekala gardiyan. Biz etrafa bir göz atacağız. Anlaşıldı mı? Malovic, ne yapacaksın tahmin et. Ne? Kazacaksın. İlanet olsun. Her işi ben yapıyorum. Aynen öyle. Bu ceset generale ait sanırım. Çok feci şekilde ölmüş. General Lange. Hava kuvvetleri. Bir de kıdemli yüzbaşı. Neden öldüklerini anlayamadım. Çok ölü gömdüğümdendir belki. Ne bekliyorsun? Hadi onları tekrar gömelim. Duymadın mı? Hadi gömsene. Komutanım! Komutanım, bunu görmelisiniz. Hayır, hayatta inanmam. İyi misin Mişel? Benzin solmuş. Alsana. Biraz su iç. Şuraya götür. Şuraya, tamam. Tüfeğini de ver bana. Yatırın. Tamam, oraya yatırın adam. Şuraya. Şuraya. Ne dediğimi anlamadın mı? Şuraya dedim. Onlara ateş mi açtın? Başka seçeneğim kalmamıştı ki. Onlar da kesin aynı şeyi yapardı. Bir tanesini de öldürdüm. Kendini savunmuşsun işte. Beyler, adamlara göz kulak olun, sorguya çekeceğim. Köylüleri ne yapacağız? İyi davranırlarsa onlara bir şey yapmayabiliriz. Aferin sana. Saygılarımı sunarım. İyi misin? Altına yapmadın umarım. Hayır, daha yapmadım. Güzel, işte bak, anlatacak bir anın oldu. Kemerini çıkartın. Çabuk. Sizin gibiler büyücü der. Dövme de bunun için. Bu köy halkını kötülüklerden korur. Çölden mi koruyorsun? Arak şüftüm orak elebbelik benim. Arapça bilmiyorum.
Gitmem gerek. Görüşürüz. Askerlerimizi tutuklayan oydu. Karışma sen. Birkaç aydır rüyalarımda o askeri görüyordum. Lideriniz kim? Bir daha sormayacağım. Lideriniz kim? Çetenin lideri sen misin? Yüzbaşı Haruhi. Rütben hiç umurumda değil. Nasıl oluyor da dilimizi böyle güzel konuşabiliyorsun? Sana soruyorum. 10 yıl boyunca lejyondaydım. Çin Hindi'nde. Sen Çin Hindi'de miydin? O halde hainsin. Hainlere ne yaparlar biliyor musun? Konuşsan iyi olur. Bu civarda sizin gibi daha kaç kişi var? Bilmemezlikten gelme. Çabuk! Başkası yok. Bir. İki. Başkası yok. Başkası yok. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne var? Adamları etkisiz hale getiriyorum işte. Ellerine kan bulaşmasını istemiyorsan uzak durursun. Bu köyden misiniz? Hayır. Peki köyün erkekleri nerede? Bilmiyorum. Bu köye ilk defa geldik. Baştan alıyorum. Diğer fellahlar nerede? Diğer fellahlar nerede dedim? Başkası yok. İstediğin buysa bizi öldür. Hiç sorun değil. Yeter artık. Kes şunu. Bu bir emirdir. Çok kötü görünüyor. Evet. Ama yaralı bile değil. Üstündeki felahların kanı. Buraya neden sürünerek geldiğini anlamadım. Bizi nasıl buldu acaba? En iyi askerlerimizden. İzimizi sürmüştü. Düşmanla gece karşılaşmış olmalı. Şimdi ne yapacağız komutanım? Bilmiyorum. Eğer zararsız Arap numarası yaparsanız ve şansınız varsa bir süreliğine hapse girersin. Peki size ne olacak? Benim durumum farklı. Askeri mahkemeler pek de seçici değildir. Beni kesin idam ederler. Hainliğin cezası infazdır. Öyleyse buradan kaçmalıyız. Hayır. Hiçbir şey yapmayacağız. Hey!
sabah vurduğum o kız. Bir türlü aklımdan çıkaramıyorum onu. Ortada üzülecek hiçbir şey yok. Seninle hiçbir şey konuşulmuyor. Ben devreye çıkıyorum. Bana sigara versene. Max, bu son paketin, başka sigara yok ona göre. Teşekkür et bari. Burası da tam bir labirent. Daha önce buradan geçmedik mi? Evet, geçmiştik. Her iki sokak camiye çıkıyor. Sen o tarafa git, ben de bu tarafa. Öyle mi? Sessiz bir şekilde ama. Tamam. Çabucak bitirelim şu devriye işini. Görüşürüz. Görüşürüz. Cin. Bu çölün asıl sakinleri onlar. Unutulmuş bir halk. Çoğu insan onları göremez. Ne istiyorlar? Seninle konuşmaya çalışıyorlar. İnan onlar da korkuyor. Ama sen onları anlayacaksın. Ne? Bunu gördüm. Seni çok merak ettim. Burada ne işin var senin? Evine git. Ben bir şey gördüm. Fellah mı? Hayır, sonra anlatırım. Oraya gitme. Elinden bir şey gelmez. Sana evine git demedim mi ben? Michel! Beni mi arıyorsun? Thank you.
Seni öldürmek istememiştim. Ama öldürdün. İstemeden oldum. Dur, gitme. Bekle. Burası benim yeni evim. Ama kum gözlerimi acıtıyor. Boğuluyorum. Çok bitkindik. Beni öldüreceğini sandığım için o anda tetiği çektim. Kum. Kum. Kum beni kör ediyor. Boğuluyorum. Kurtar beni. Tamam. Tamam. Ateşi yükseliyor. Hey, dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Lanet olsun balon, dur. Balon. 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 İnan bana, bu sana iyi gelecek. Böyle dostum.
Max. 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 Ne yaptın sen? Bunu neden yaptın ki? Ne? Bunu neden yaptın ha? Ne yaptım ki? Senin pislik. Max, ne yaptın? Bunu neden yaptın ki? Ne yapıyorsun? Dur. Bizim silahımız. Sen burada kal. Sarıya. Kim var orada? Biziz. Ateş edildi. Biliyorum. Yardıma gel hemen. Geri çekilin. Ne oldu burada? Ne oldu? Cismen delirmiş gibiydi. Öldürdüğü kızı buraya getirmiş. Beni de öldürecekti. Onu hemen gömün. Sarıya benimle gel. Konuşma. Louis, önce neler olduğunu dinlesen. Konuşma dedim, yoksa hepinizi mahvederim. Sence bu iyi bir fikir mi? Açılmaması için üstüne kelepçe takan sendin. Balon neden bu lanet çantayı istedi? Ya sen? Sen neden açıyorsun? İyiydi, bu çok anlamsız. Bu çanta generalin. Balonun bununla ne ilgisi var? Adamlarını topla, hemen buradan defolup gidiyoruz. Kesinlikle olmaz. Etraf fellah kaynıyor. Zaten 3 adamımı kaybettim. Onlar benim de adamlarımdı. Vekar ve Duriye ne yapıyorlar? Buradan hemen gitmemiz gerek, yoksa bu gece hepimiz öleceğiz. Saçmalama. Nereden biliyorsun? Max'e balon yetmedi mi? Biri daha mı ölsün? Max delirmiş gibiydi, çok tehlikeliydi. Peki ya balon? Ne hale geldiğini sen de gördün. Sence bütün bunlar normal mi? Ne diyebilirim ki? Ben de bilmiyorum. İyi bir askersin demek. Hiçbir şey görmedin, duymadın. Aferin. Bana bak. Ne var ha? Ne istiyorsun? Hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bunlar size yetmedi mi? Git Eloy'u getir. Felahların yanına gideceğiz. Son kez soruyorum. Söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Pekala. Söyleyecek bir şeyin yok demek. O zaman sana elveda. (Gülüyor)
İşin tuhafı, Çin'inle hiç karşılaşmadık. Söyle bakalım, Çavuş Martinez'i tanır mıydın? Hı? Martinez. Dördüncü alaydaki şu İspanyol asker hani. Hayır mı? Asker Martinez orada ölmüştü. Vietcong'da. Birkaç hafta esir düştü ama ne yazık ki dayanamadı. Pekala. Hayır, dur. Yüzüme bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Hani çanta değil mi? İndir. Dursana, dur. Yeter artık. Götürün onu. Hemen şimdi. Çok yerinde bir müdahale. Zaten istediğimiz her şeyi de öğrendik, öyle değil mi? Bana bak, benimle böyle konuşmana izin veremem. Bu konuyu daha sonra görüşeceğiz. Sakın beni tehdit etmeyin komutanım. Olduğun yerde kal. Uyuzluk yapma Louis. Çekilsene. Çenini dağıtacağım, bunu biliyor musun? Öyle mi? O pislik herif beni öldürmeye kalktı, tamam mı? Ha? Benim yerimde olsan sen ne yapardın? Deli gibi saldırdı üstüme. Asıl deli olan sensin, anladın mı beni? Geri çekil Louis, adamı rahat bırak. Kapa çeneni. Hadi boş ver, gel benimle. Max'i öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim. Saçmalama Louis. Çekil git. Defol. Seni pislik herif. Sen iyi misin? Nasılsın? Malovic, sen de çeneni biraz kapalı tut artık ha. Kimmiş onlar? Cinler. Son derece tehlikeli yaratıklardır. İnsanların ruhlarını ele geçirir ve bu ruhları onları delirtmek için kullanırlar. Buraya gelerek onların bölgesine zorla girmiş oldunuz. Sizler onlar açısından bir tehditsiniz. Sen de benim gibi cinleri görebiliyorsun. Bir sonraki gardiyan sen olacaksın. O zaman benim yerime geçeceksin.
Hiç sanmıyorum. Tek istediğim yaşamak ve diğerleriyle eve dönmek. Buradaki tüm askerler ölecek. Bu gece. Gitsek bile mi? Cinler buradan gitmenize izin vermeyecek. Geri geldikleri zaman camide bize katılsan çok iyi olur. Orada güvende olabilirsin. Ben Müslüman değilim. Bu önemli değil. Yine de çok iyi bir gardiyan olacaksın. Biraz sakinleşmiştir. Ne olursa olsun yarın gitmeliyiz. Onlarla mı? Ben zaten yol yürüyebileceğimi sanmıyorum. Pislik herif her tarafıma vurdu. Ama hala konuşabiliyoruz. Sigaran var mı?
sessiz bir şekilde ölemez misin Martinez? Kapa çeneni, duydun mu? Sessiz ol. Dinmeyin lan. Sesini çıkartmadan ölemez misin sen? Şirinli de ne işin var o zaman ha? Kes sesini dedim sana, kes sesini. Kes sesini. Konuşma artık. Konuşma, konuşma. Başka var mı? Konuşmak isteyen var mı diyorum. Sessizlik. Susun. Sessizlik istiyorum. Sessizlik mi? Ne? Ne dedin sen? Sessizlik diye bir şey yoktur. İyi de kimsin sen? Kimsin sen? Bekar! Bekar! Hey! Sen de casussun ve beni üstlerime rapor edeceksin değil mi? Öyle değil mi? Sanki boğazıma kadar pisliğe batmamışım gibi bir de beni geri dönünce iyice batırmak istiyorsun değil mi? Söyle! Ama ismimi lekeleyemeyeceksin. Çantayı bana ver hemen.
kapıyı. Açın dedim. Louis. Hayır, dur dur dur, sakın açma, dur. Açın. Önce sakinleş. Dışarıda kalırsam kesin öleceğim. Orada ne oluyor öyle? Beni içeri al Sari, anlamıyor musun beni? Louis, seni içeri alırsam Malo için kılına dokunmayacaksın, tamam mı? Bu herif artık umurumda değil. Korkuyorum dostum. Burada bir şeyler oluyor. Beni yalnız bırakma. Lütfen beni yalnız bırakma burada. Aç, aç. Aa, aç dedim, aç. Tamam, gir içeri. Ne oldu orada? Seni böyle korkutan ne? Dışarıda, dışarıda onlarca ceset var. Daha önce yoktu. Ne demek bu şimdi? Ben dışarıdaydım. Cesetler vardı. Ve sonra da Max'i gördüm. Aramızda küçük bir tartışma geçti. Ve bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi sence? Louis'e söz vermiştin. Sakın o pis Yahudinin hala yaşadığını söyleme dedi. Camiye gidiyoruz. Güvenli tek yer orası. Maloviç, hadi gel. Hadi bakalım. Sen önden git. Onu ben alırım. Sen taşır mısın? Gel hadi.
ediyorsun? Olamaz. Koş, koş, koş! Açın kapıyı, açın dedim! Gitmem gerek. Olmaz, yaralısın. Nereye gidiyorsun?
Benimle gelmek istemediğine emin misin? Birlikten güç doğar demişler. Hayır, onlarla kalmalıyım. Birkaç gün içinde köyden gideriz. Delisin sen. Hafta sonuna kadar generalin çantasını yerine ulaştırabilirim. Hiç suratına baktın mı Mişe? Sana iyi şanslar. Hoşça kal dostum. Anlattıklarına hiç kimse inanmayacak asker. Ben de öyle düşünüyorum komutanım. Söz ettiğim bölgeyi karış karış aradık. Ancak köyün izine rastlayamadık. Çanta sende olduğuna göre generalin uçağını da bulmuş olmalısınız. O çantada ne var? Sana söyleyemem. Ama birkaç gün içinde kendini öğrenirsin. Bu arada sen de dinlen. Teşekkür ederim da görmüştü. ...12 Şubat 1960... Fransa Güney Cezayir'de ilk nükleer testini yaptı.